Hız bir tutkudur. Heyecan vericidir. Yoğundur ve son derece tehlikelidir. Daha hızlı gitmek için, her şeyi göze alanlar için bunun adı mega hızdır. Mega hızda bu bölüm. Virgil Benton dünyanın en hızlı kobrasına sahip olduğunu düşünüyor. Hiç şüphem yok. Kesinlikle en hızlısı. Ve bunu kanıtlamaya da hazır. Yarı kosma hız tutkusunu tatmin etmek için bir kuş gibi uçuyor. Bu süpermenlik bir şey. Anita Makela saatte 500 kilometreye ulaştıktan sonra işler ters gitmeye başlıyor. Deneme turunu atarken ve yeni araçları tanıtırken yer yerinden oynuyor. Parker'larla tanışın ve rüya makinelerinden biriyle gezintiye çıkın. 111 santimlik harika bataklık tekerleri var. Al Jimenez 1972 model Camaro'suyla 400 metrelik şampiyonluk unvanını koruyor. Çok hızlı gitmekten hoşlanıyorum. Ve Lord Racing elektrikli yarış arabasının hızıyla dünyayı şaşkına çeviriyor. Mojave yolu. Burası aynı zamanda batının en hızlı yolu olarak da biliniyor. Burası kıtanın dört bir yanındaki hız bağımlılarının makinelerinin sınırlarını sonuna kadar zorlamaya geldiği yer. Yeni bir rekor kırılıyor. Hafta sonu Virgil Benton saatte 320 kilometreye ulaşmak istiyor ve bunu 1965 model eski Shelby Cobra'sı ile başarmak istiyor. Bu gerçek bir kobra mı? Virgil bu arabayla son yarışında saatte 315 kilometreye ulaşmış. Fakat bu arabayla yalnızca 3 kere yarışmış. Sihirli 320 kilometre eşiğini geçmek kolay olmayacak. Tanrım, bu makinenin 320'ye ulaştığını görmek isterim. Evet, çok yaklaşmıştım. Az kalsın geçiyordum. Virgil yarış konusundaki tecrübesizliğini kobra tutkusuyla telafi ediyor. Shelby Cobra en çok tercih edilen Amerikan arabasıdır. Kobralar açık artırmada 5,5 milyon dolara varan fiyatlara alıcı bulabiliyor. Virgil bu yüzden arabasını parçalar halinde satın alıp birleştirmiş olabilir. Bir şeyi başarılı bir şekilde yapmanın ödülünün onu başarmak olduğuna inanırım. Bilirsiniz, arabalar da benim için böyledir. Shelby Cobra bugüne kadar Amerikan yarış arabalarının kralıydı. Ama şu ana kadar hiçbir Cobra modeli saatte 320 kilometreyi geçebilmiş değil. Eva, garaja gelebilir misin? Virgil bunu geçmek istiyor. Burada eski bir mühendislik söz konusu. Burada süper aküler yok, bu yüzden küçük değişiklikler yapıldı. Bana sorarsanız bu orijinaline oldukça yakın. Saatte 320 kilometre hızla giderken tekerlerinizin çıkmasını istemezsiniz. Mutlu görünüyorsun. Mutluyum, mutluyum. Mutlu iyidir. Mutlu olmak iyidir. Mutluyum. Burada küçük bir baloncuk var. 320 kilometrede insanların bunu fark edeceklerini sanmıyorum. Şimdi sıra toplanıp 3 saatlik mesafedeki Mojave çölüne gitmeye geliyor. Tanrım, çok hızlı gidiyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca Corvette'lerden Corolla'lara ve arasındaki her modele kadar her şey bu 1,5 kilometrelik pistte ne kadar hızlı gidebileceklerini görmek için yarışacaklar. Buradaki en büyük ödül saatte 320 kilometreye ulaşmak. Dünyaca ünlü yarış pisti Mojave Çölü'nün tam ortasında yer alıyor ve düz pist yarışı için en ideal yer. Evet, 427 oldu. Onu biraz geliştirdik. Piste çıktığında o küçük viraj çubuğuyla rahat edebiliyor musun? Evet, ediyorum. Ona alıştım. Herkes beni o konuda uyarıyor. Açık kokpit ve küçük çubuk konusunda, evet. Ama bu kobraların özelliği sayılır, ha? Tamam, piste dikkatli olursan her şey yolunda gider. Teşekkür ederim çocuklar. Sağ olun. Çok iyisiniz, teşekkürler. Virgil bu arabayla saatte 315 kilometreye ulaşmış. Virgil'in arkadaşı ve destekçisi Craig ona yardım etmek için burada. Burada olmamın tek bir sebebi var. O da kendi rekorunu kırmasına yardım etmek. Çıldırmış bir köpek gibi kükrüyor. Çok gürültülü bir motor olduğu için genç serserileri anımsatıyor. 700 beygirlik motorunu açmadan önce Cobra'nın yarış öncesi güvenlik denetiminden geçmesi gerekiyor. Çok geçmeden Cobra'nın bir sorunu olduğu anlaşılıyor. Bizim için kaportayı açabilir misin? İçerisi çok temizmiş. Özür dilerim. Yaylar, güzel. Tamam. Tamam, kaportanın altına baktık.
Yakıt deposunun kapağı denetmenleri endişelendiriyor. Dünya çapında çoğu yarış organizasyonu bu kapakları yaklaşık 30 sene önce yasakladı. Araç takla atacak olursa bu kapak kırılacak ve bütün yakıtı sürücünün bulunduğu kompartımana dökülecek ki bunu görmek istemem. Kapıların açılmasına sadece saatler kala Virgil'in depo kapağı denetimi geçemiyor. Hızlı bir çözüm bulamazsa yarışmasına izin verilmeyecek ve aracını piste indiremeyecek. Yüksek yakıtlı yarış arabaları. Bu yarış dünyasının en hızlı kategorisidir. Yarışların hızı 4 saniyeden kısa bir sürede saatte tam 500 kilometreyi bulabiliyor. Finlandiyalı Anita Mäkelä 2 kez Avrupa yüksek yakıt şampiyonu oldu. O dünyanın en hızlı kadınlarından biri. Ve Anita bu hafta sonu İngiltere'deki Santa Pod yarış pistinde 3. unvanını kazanmayı bekliyor. İşte bu. Benim çocuğum bu. Tabii ki hızlı gitmeyi seviyorum. Arabalar çok güçlü. Onu kullanırken ne kadar güç hissettiğinize inanamazsınız. Birine karşı yarışmanıza ve saatte 300 mil yani yaklaşık 500 kilometre hızla gitmenize rağmen yanınızdaki arabayı gördüğünüzde yine de neden daha hızlı gitmiyor diye soruyorsunuz. Çok hızlı gittiğinizi bilmenize rağmen daha hızlı gitmenizi sağlayacak sihirli bir düğme arıyorsunuz. Nerede bu diye sağınıza solunuza bakıyorsunuz. Yüksek yakıtlı kısa mesafe yarış arabaları sıfırdan saatte 160 kilometre hıza 0.8 saniyede ulaşabiliyor. Kameralarımız buna dayanmaya çalıştı. Arabaların gücü gerçekten inanılmaz. Araba kullanmaktan korksaydım bunu yapmazdım. Altınızda 8000 beygirlik bir araç varken nasıl desem dikkatli olmalısınız. Bu 58 tane Honda Civic'in toplamına eşdeğer. Motora uygulanan güç o kadar büyük ki her yarıştan sonra motorun sökülüp tekrar birleştirilmesi gerekiyor. Her yarıştan sonra bakım yapmamız gerekiyor. Pistonları çıkarıp yenileriyle değiştiriyoruz. Bazen silindir gömleklerini de. Sonra servis başlıklarını takıyoruz ve her şeyi birleştiriyoruz. Ekip motoru bir araya getirmek için çalışırken Anita hayranlarına biraz vakit ayırıyor. 25 yıllık yarış kariyeri olan Anita bir yarış efsanesi. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Tabii ki, memnuniyetle. Teşekkür ederiz, seni görmek güzel. Görüşürüz. Pist güzel. Güneş parlıyor ve tabii araba da hızlı. Görüşürüz. Seni izleyeceğim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yüksek yakıtlı araçların yakıtının %90'ı nitrometandan oluşur. Ve fazlasıyla yanıcıdır. Sıradan bir yarışta motor yaklaşık olarak 87 litre yakıt tüketir. Dakika başına 280 litre nitrometan demektir. Bu kadar yüksek beygir gücüne ulaşmasının sebebi de bu. Bu çok fazla yakıt demektir. Teknik bir sorun yaşanacak olursa bu çok tehlikeli olabilir. Son tura gelindiğinde Anita şampiyonluk sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Birinciliği elde etmek için bu son yarışı kazanmak zorunda. İşimi elimden geldiğince iyi yapıp bitiş çizgisine elimden geldiğince hızlı gitmeye ve diğer sürücüden önce ulaşmaya çalışıyorum. Birinci olmak istiyorum ve bunun için herkesi geçmem gerek. Yüksek yakıtlı yarış arabaları yaklaşık 150 desibellik ses üretebilirler. Bu bir Boeing 747'nin yanında durmaya benzer. Sesi sadece duymazsınız, hissedersiniz. Titreşim o kadar güçlüdür ki Richter ölçeğinde 3.2 değerinde ölçülür. Isınma tamamlandıktan sonra Anita yarışa hazır. Ama aniden bir şeyler ters gidiyor.
yarış yetkilileri Anita'ya motoru durdurmasını söylüyor ve olası bir patlamadan korkarak ekipten pisti boşaltmasını istiyor. Anita tek başına aracın içinde kalıyor. Aracın altında büyük bir yakıt birikintisi olduğu görülüyor. Ekip yakıt sızıntısı ile ilgileniyor. Tehlike önleniyor ama bu Anita için şimdiden bir felaket. Şampiyonluk macerası başlamadan sona eriyor. İlk turun böyle geçmesini istememiştiniz. Geçen sene bu yarışı birincilikle bitirdiniz. Bu sefer de iyi yarıştınız ama evet, bugün şanslı gününüzde değilsiniz. Evet, bu yarış iyi geçmedi ama bu da yarışmanın bir parçası. Her şey planladığınız gibi gitmeyebilir. Önümüzdeki seneyi bekleyin. Geri döneceğim. İzleyiciler de sizi çok sevdi. Burada yarışmak için onca yolu geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Seneye görüşürüz. Anita için bir alkış. Ne yazık ki Anita ikincilikle yetinmek zorunda kalacak. Mega hızda birazdan. Virgil Benton bunca yolu izleyici olmak için gelmedi. Riskli yakıt deposu kapağı için bir çözüm bulması gerekiyor. Ve daha sonra Al Jimenez dünyanın en hızlı kamerasına sahip ve bunu kanıtlamak istiyor. Bu adamlar ne zaman piste çıksa her seferinde daha hızlı oluyor. Hızlı arabalar vardır. Ve bir de çarpıcı duruşu olan hızlı arabalar vardır. Al Jimenez dünyanın en hızlı Camaro'sunu kullanıyor. Ve bu unvanı korumakta kararlı. 1972 model Camaro'su Al için lise arkadaşlarıyla yürüttüğü bir hobi olarak başlamış. Onu 800 dolara almıştım. Ama çocuklar ve araba çok yol kat etti. Bu araba bir büyük gövdeli Chevrolet. Brody gövdesi ve Brody silindir başlıkları var. Bir F3 profesyonel akümüz var. 36'lık aküsü onu güçlü kılıyor. Ve 2400 beygir gücüne ulaştırıyor. Çok güçlü bir araba. 2400 beygir hiç de ucuz olmasa gerek. Bu arabaya yaklaşık 120 bin dolarlık yatırım yaptım. Ondan sonrasında saymayı bıraktım. Harcamalar çok hızlı artıyor. Al ve lise arkadaşları yıllardır bu araba üzerinde çalışıyor. Ve Camaro şu an saatte 340 kilometreye ulaşarak 7 saniyeden kısa bir sürede 400 metrelik yolu kat edebiliyor. Bunu tek başıma yapamazdım. Bu bir ekip çalışmasıydı ve ekibimde olan herkes, bilirsiniz, benim dostum ve hepimiz birlikte büyüdük. İlk cezamı yediğimde birlikteydik. Saat gece 2'de sokak yarışı yapıyorduk. 16 yaşındaydım. Bunlar çok eğlenceli günlerdi. Şimdi geriye dönüp baktığımda onun sokak yarışlarından profesyonel yarışlarına yükseldiğini görmek çok güzel. Famosa yarış pisti Bakersfield, Kaliforniya. Ulusal Yarış Arabaları Birliği'nin bu seneki son yarışı. Al ve takımı bu hafta sonu kazanırlarsa şampiyonluk unvanlarını tekrarlamış olacaklar. Bu sene şampiyonluğumuz söz konusu. 2 sene üst üste şampiyon olmak gerçekten harika bir histi. Bu yarış türünde çekiş gücü kaybetmeden tekerleri bir an önce hareket ettirmek son derece önemlidir. Önemli olan savrulmadan mümkün olduğunca fazla gücü yere uygulayabilmektir. Al'ın Camaro'sunun özelliği daha çok tercih edilen helezon yay yerine fabrika çıkışına uyumlu bir arka yaprak süspansiyon sistemi kullanmış olmasından geliyor. Evet, bu 400 metre için dünyanın en hızlı yaylı arabası. 6.84 ile saatte 340 kilometrede en iyi bizdik. Çok iyiydik. Yaprak sistemi ayarlanamadığından Al ve ekibinin hızdan ödün vermeyerek dikkatli bir şekilde tekerlere uygulanan gücü dengelemeleri gerekiyor. Bugün eleme günü, bugün yarış günü. Ay kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Ama bilirsiniz, kazanırsak yarışa devam edeceğiz ama kaybedersek eve döneceğiz. Al Jimenez, bu tekerden alt tepmeli bir araba. Bu çok etkileyici. Bu adamlar ne zaman piste çıksa her seferinde daha hızlı oluyor. Işıklar yandığında önemli olan tepkime süresidir. Her şey o kadar hızlı oluyor ki. Işığın yanmasını beklerken bir elimle el frenini tutuyorum, diğer elim viteste hazır bekliyor. Işık yandığında freni bırakıyorum ve araba yerinden fırlıyor.
Al yarışa iyi bir başlangıç yapıyor. Yaprak yayların vites yükseldikçe aşağı indiğini görebilirsiniz. Paraşüt Camaro'nun yavaşlamasına yardımcı olsa da arka frenler inanılmaz bir basınca maruz kalıyor. İşte buna sıcak kırmızı deniyor. İyi bir turdu ama Al daha iyisini yapabileceğini biliyor. Saatte 333 kilometre hıza ulaştı. Ama herkesin korktuğu direksiyon kaymasına maruz kaldı. Motora fazla yüklendik ve çekiş gücü kaybettik. Bunun bir kısmı arabanın ayarlarıyla ilgili. Örneğin şu an ne kadar güç uyguladığımızla ilgili. Ve diğer bir kısmı da şoklar için yapılması gereken ayarlamalarla ilgili. Finale çıksalar da arka tekerlere uygulanan gücü dengelemenin bir yolunu bulmak zorundalar. Pist ısınmaya başladığı için bu daha da zor oluyor. Birçok hayranımız ve arkadaşımız eskiden yanımıza gelip siz çıldırmışsınız, o arabayla 300 kilometre mi yapacaksınız derlerdi. Şimdi de 340 kilometre yapacağız ve bilirsiniz. Nerede duracağımızı söylemek çok zor ama her zaman sınırları zorlamaya devam edeceğiz. Al ve arkadaşları Camaro'ları için harcadıkları onca emeğin boşa çıkmaması için uğraşıyor. Yarış 5 saniye sonra başlıyor. Bir sonraki denemede 208 kilometrelik hıza ulaşıyorlar. Bu şampiyonadaki hedefleri için yeterli olmayabilir. Bu yarış benim için gerçekten çok önemli. Sonuçta dünyanın en hızlı Camaro'sunu kullanıyoruz ve başarıya ulaşmak zorundayım. Dolayısıyla bu başarı bize yeni kapılar aralayacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hiç durmadan devam edeceğim. Az sonra. İngiltere'nin eski bir kabine üyesi dünyanın en hızlı akülü yarış arabasının direksiyonuna geçiyor. Adeta devasa bir lastik bandın ucunda duruyorsunuz ve gerilen lastik bırakıldığında fırlıyorsunuz. Az sonra. Kendi hız rekorunuzu geçmekten daha iyi bir şey varsa o da kaskınızı başınızda tutmanızdır. Mega hız. Rekorlar. Brenda Sue Carver dünyanın iki motor üzerindeki en hızlı kadınlarından biri. Peki gizli silahı ne? İşte karşınızda. Ben tütülü kadınım, tamam mı? Hepsi bu. Sizi hızlı yapan şey budur. Erkeklere tütü giydirdik ve 320 kilometreye ulaşabildiler. Bunu kanıtladık. Yakında bütün erkekler tütü giymeye başlayacak. Bugün kendi hız rekoru olan 255 kilometreyi aşmayı deneyecek. Ona engel olabilecek tek şey rüzgar. Ve bu motorlar için büyük bir tehlike. Pekala millet. Yeni bilgi, rüzgar daha da şiddetleniyor. Artık Kansas'ta değiliz, Toto. Tanrım, hava çok rüzgarlı. Bu insanı pistten atabilir. Çok dikkatli olmamız gerek. Brenda Sue bir Suzuki Hayabusa kullanıyor. Bu dünyada yasal olarak kullanılabilen en hızlı motor. Brenda Sue rekora gidiyor. Kaskı kafasından arkaya kayarken çene bandı sallanıyor ve gözlerini kapatma tehlikesi oluşturuyor. İnanılmaz. Saatte 364 kilometrelik inanılmaz bir hız. Brenda Sue bugün sadece kendi rekorunu kırmadı. Aynı zamanda pistin en yüksek hızlarından birine ulaşmış oldu. İnanılmaz değil mi? Bu en korkutucu yarışlarımdan biriydi. En yüksek vitese geçmemiştim bile. Bu motor çok hızlı. Jet gibi. Pony Express'e yol açın. Zafer dansımı yapıyorum. Motorumu o kadar çok seviyorum ki ona evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Ama hangi ölçüde yüzük alacağımı bilemiyorum. Brenda Sue Carver en büyük silahı olan tütüsüyle motoru üzerinde harikalar yaratıyor. Lola B12 en iyi çevre dostu araçlardan. Dünyanın en hızlı elektrikli arabası. 850 beygir gücüyle elektrikli motoru Lola'yı 3 saniyeden kısa bir sürede 0'dan 95 kilometreye ulaştırabiliyor. Bu Lord Paul Racing'in özel projesi.
Kendisi mekatronik uzmanı ve eski İngiltere kabine üyesi. Şimdi de yarış arabası pilotu. Hızlı gitmeyi çok seviyorum. Ama bunu gezegene zarar vermeyecek bir şekilde de yapabiliriz. Benim amacım da bu. Lord Drayson, Utah'taki Bonneville Tuz Çölü'ne elektrikli arabalar için yeni bir kara hız rekoru yaratmak ve dünyaya araba yarışlarının geleceğinin elektrikli olduğunu göstermek için gelmiş. Drayson ve ekibi bu büyük yarış için bir yılı aşkın süredir hazırlanıyor. Ama günlerce süren şiddetli yağmurlar Tuz Çölü'nü bir tuz gölüne dönüştürmüş. Evet, suyun üzerinde yarışamayız ve yanılmıyorsam su seviyesi bu yüksekliğe ulaşmış durumda. Drayson ve ekibi Bonneville'den vazgeçmek zorundalar. Ama rekoru kırmaktan vazgeçmeyecekler. Bu yüzden bir hava sahası kiraladıkları İngiltere'ye dönüyorlar. Ve rekor için Yorkshire'e gidiyorlar. Hava burada da pek elverişli değil. Rüzgar hızı 8 nota ulaştı ve yarım saat içinde 15 nota yükselecek. Bir İngiltere havası. İngiltere havası, evet, evet. Rüzgar şiddetlenmeden önce muhtemelen 3 ya da 4 deneme yapabileceğiz. Ama iyimseriz. Harika bir ekipmanımız var ve bugün bu arabanın ne kadar hızlı gidebileceğini öğreneceğiz. Hava şartları sertleşirken ekibin çevre dostu arabayı bir an önce hazırlaması gerekiyor. Arabayı bir an önce hazırlamak için elektrikli motorları soğutmamız gerekiyor. Ve bunun için de kuru buz kullanıyoruz. Akü buradaki küçük kutuda. Burada yaklaşık 2500 akü hücresi ve arkada da biraz daha akü hücremiz bulunuyor. Ve daha da geri gittiğimizde elektrikli motorları görüyorsunuz. Yani bu bölgede 4 elektrikli motor ve arka tekerleri açılan çok basit bir vites kutusu bulunuyor. Sağ ve sol tekerler arasında hiçbir bağ yok. Böylelikle bu aracı 2 motor güçlendirmiş oluyor. Ve bu da bize her tekere farklı oranda güç uygulayabilme imkanı sağlıyor. Bu aracın en çarpıcı özelliği akülerin şarj edilme yöntemi. Yere koyulan bir panel var ve arabanın altında da buna uyumlu bir panel bulunuyor. Aracı panelin üzerine park ediyoruz ve şarjı aktive ettiğimizde akü kendiliğinden doluyor. Dikkatinizi çeken ilk şey, aracı çalıştırdığınızda hiç ses çıkmaması. Bu gerçekten inanılmaz. Söylediğiniz gibi çok fazla yarış arabası kullandım, çok yarıştım ve bu sese alışkınım. O titreşim ve başınızın arkasındaki o gürültü. O sizi yarışa hazırlayan bir ses. Arabayı çalıştırıyorsunuz, gaza basıyorsunuz, panel ışıkları yanıyor, aracı kullanıyorsunuz ama titreşim ya da ses hiçbir şey olmuyor. Ve sonra vitese dokunuyorsunuz ve araba fırlıyor. Bu harika bir şey. Isınma turu atacağım. Elektrikli motorlar çekişin %100'ünü sıfır devirde ürettiği için optimum hıza ulaşma süresi içten yanmalı motorlarda olduğundan daha kısadır. Drayson'ın ekibi bu arabada 325 kilometreye ulaştı. Bugünkü hedefleri en az 230'la ilerlemek. Başlangıcın ardından elektronik kronometreler pistin daha önceden belirlenen 1,5 kilometrelik alanında ulaşılan hızı kaydedecek. Ve başlıyor. Drayson aracı hızlandırıyor. Arabanın motoru çok güçlü. Hatta pist bittiğinde 252 kilometrenin üzerine çıkmaya hazır durumda. Adeta devasa bir lastik bandın ucunda duruyorsunuz. Ve gerilen lastik bırakıldığında fırlıyorsunuz. Bu gerçekten inanılmaz bir his. Resmi sonuçlar şu an elimde. Resmi bakalım. Sonuçları getirdim. Evet. Harika. Tebrik ederim. Daha hızlı gittik. Daha hızlı. Daha hızlı gittik. Tebrikler. Başarılı bir sabah geçiriyoruz. Kesinlikle. Başardılar. Saatte ortalama 330 kilometrelik bir hıza ulaşarak Drayson elektrikli bir araba için yeni bir rekora ulaşmış oldu. Elektrikli arabalar daha güçlü hale gelip, daha uzun mesafeler kat edebildikçe
İnsanların yarışlarda bu arabaları tercih edeceğini düşünüyorum. Sürüş rahatlığı, teknik sorunlar ve titreşimden yoksunluğu geleceğin elektrik olduğunun büyük bir işaretçisi. Az sonra Lord Grayson geleceğe odaklanırken Virgil Benton geçmişi canlandırmaya çalışıyor ve 1965 model Shelby Cobra'sını rekor kitabına sokmak istiyor ve daha sonra 3000 metre yükseklikte hız sınırını aşmak. Mojave çölü. Asfaltın da en az üzerinde yarışan arabalar kadar sıcak olduğu yer. Virgil Benton boşuna hazırlanmadı. 1965 model Shelby Cobra'sına $500,000 yatırım yapan Benton 320 kilometreye ulaşmak istiyor. Bunu başarabilirse bu dünyanın en hızlı kobrası olacak. Bakalım amacına ulaşabilecek mi? Başka bir kapak var mı? Yoksa tek kapak mı bu? Ama şu anda $50 bir kapak onu boş viteste bırakıyor. Evet, sorun depo kapağı. Başka bir depo kapağı yok mu? Hayır, başka yok. Yakın zamanda gördüklerim iç haznesi olan kapaklar kullanıyordu. Size bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Tamam. Endişelenmelerinin sebebi şu. Araç takla atarsa kapak açılabilir ya da kırılabilir. Ve olası bir darbede yakıt deposunun kapağı açılacak ya da kırılacak olursa depodaki yakıt pistin her yerine dağılmış olacak. Kaza anında yüksek oktanlı yakıt sızıntısı ölümcül sonuçlar doğurabilir. Neyse ki Virgil ve teknik uzmanlar pratik bir çözüm buluyorlar. Yakıt deposu kapağına güvenlik kilidi takılıyor. Bu arada böyle bir çözüm gerektiren tek denetim bu. Basit bir çözüm. Burayı mı imzalıyordum? Güvenlik etiketini alıyoruz ve ayağınızın altından çekiliyoruz. Evet. Güvenlik onayı alındıktan sonra Virgil'in 50 yıllık arabası için harcadığı saatler ve haftaların karşılığını almasına geliyor. Çok güzel bir araba ve bunu yapabileceğinize inanıyorum. Sadece küçük bir engeli evet. Daha aşmanız gerekiyordu. Geçen sene 315 miydi? Evet, 315'ti. Pekala, bunun için çok çalıştınız. Teşekkürler. Bunca yıllık emeğin ardından umarım başarırsınız. Bol şans Virgil. Vintage Cobra saatte 320 kilometrelik barajı aşabilecek mi? Ben %50 şans veriyorum. Son sözü biz söyleyeceğiz. Umarım son dua değil, son söz olur. Virgil rekorunu kırmak için hazırlanırken sıra uçmaya geliyor. Yari Kusma, kuş adam. Ve onun işi bu. Yeni kanatları terziden geliyor. Şimdi sıra ne kadar hızlı olduklarını görmeye geldi. Yari tulumla atlayış dünyasında bir öncü. Ondan daha fazla atlayış tulumu tasarlayan ve diktiren kimse yok. Ama o daha hızlı gitmek istiyor. Bu harika. Yari yeni bir tulum tasarladı ve bu özel bir tulum. Bu teknolojinin adı çatlak azaltma sistemi. Tulumun üzerindeki plastik tüpler havayı kanatlara iletmek üzere tasarlanmış. Sonuçsa inanılmaz hızlı bir uçuş. Bu çok önemli çünkü böylelikle tulum ileri doğru daha hızlı gidebiliyor. İleri doğru daha hızlı gittikçe de kaldırma kuvveti artıyor. Bu da havada daha uzun bir uçuş süresi sağlıyor. Ve daha uzağa gidebildiğimiz için bu daha eğlenceli oluyor. Yari, tulumunu Helsinki Üniversitesi'nin rüzgar tünelindeki bilim adamlarıyla birlikte geliştirmiş. Ve amaçları kanatların aerodinamiğini arttırmak. Harika. Hadi deneyelim. Atlayıştan önce üzerine oturduğundan ve fermuarın çalıştığından emin olmak için Yari'nin tulumu denemesi gerekiyor. Eğer fermuar kırılırsa ki bu bazen oluyor, kanadımın diğer tarafını kaybedebilirim. Bu uçuş için hiç iyi olmaz. İleri doğru saatte 200 kilometre hızla uçtuğunuzda kanadınızın yarısını kaybedecek olursanız bu çok, çok kötü olur. Kuş adam beden eğitiminde. Hayır. Yari sadece paraşütüne uzanabildiğinden emin olmak istiyor. Tulum harika görünüyor. Peki uçabilecek mi? Evet, ben de bunu umuyorum. Yari'nin ilk deneme uçuşu için hedefi basit. Atlayıştan tek parça kurtulmak. Yıllar içinde rahatlıkla 30-40 kişi kaybetmişimdir. Sadece geçtiğimiz sene biri yakın arkadaşım olan tanıdığım 4 kişi hayatını kaybetti. Bunlar üzücü durumlar. Ben de.
Atlayıştan önceki dakikalar çoğu insan için çok stresli olabilir. Şu an 3200'deyiz. Yani 50 metredeyiz. Ama yarı için değil, 4000'e aşkın atlayışın ardından bu sadece eğlence. Hazır ve atla! Kapıdan çıkmadan önceki o an, her şey, aklınızdaki bütün şüpheler, korkular, heyecan, her şey yok oluyor. Ve tam anlamıyla özgür kalıyorsunuz. Ve havadayken hissettiğiniz şey sadece mutluluk, keyif ve hayranlık oluyor. Bu harika bir duygu. Yarı tam anlamıyla uçuyor ve Stockholm kırsalı üzerinde inanılmaz bir hızla saatte 200 kilometre ile ilerliyor. Zeminin altınızda ilerlediğini görüyorsunuz ya da yanınızdaki bulutları. Bu gerçekten inanılmaz bir his. Bu süpermenlik bir şey. Bu inanılmaz. Yeni kuşadam tulumu Yari'den tam not alıyor. Aerodinamik tüpleri hızı %25 oranında arttırırken Yari saatte 206 kilometrelik bir hıza ulaşıyor. Bu inanılmaz. Hiçbir şey yapmamama rağmen çok hızlıydı. Evet. Çok hızlıydı. Ve hayattayım. Buna bağımlı olabilirim. Yarı için yeni atlayış tulumu büyük bir adım. Daha önce tasarladığı her şeyden çok daha hızlı uçuyor. Ve şimdi Yarı'nın yapması gereken tek bir şey kaldı. Eşimi arayıp hala yaşadığımı söyleyeceğim. Yarı eşini hala hayatta olduğunu söylerken biz kanun adamlarına dönüyoruz. Lamborghini Gallardo LP4 trafik polislerine bağışlandı. Az sonra. Roma'ya bir sonraki seyahatinizde hız sınırını aşmayı düşünüyorsanız yapmayın. Ve daha sonra hayal edebilirseniz onlar yapabilir. Hızlı polisler. Roma. Yeni İtalyan marka spor arabanızla hız mı yapacaksınız? Bir daha düşünün. Çünkü yerel polisler bunları kullanıyor. Lamborghini Gallardo LP4 trafik polislerine bağışlandı. Roma'da operasyonlar ana yollarda ve aynı zamanda otoyolun bazı kesimlerinde yürütülüyor. 520 beygir gücüyle saatte 325 kilometre hız yapan bu polisin yazacağı trafik cezasından kaçarak kurtulmanız imkansıza yakın. Bu polis arabasında da diğer polis araçlarındaki ekipmanın aynısı bulunuyor. Mesela uç kamera gibi. Kamera bu iki ekrana bağlı. Soldaki ekranın adı GeoWeb. Bu merkezle iletişimimizi sağlıyor. Ayrıca bu kameradan da canlı görüntü alabiliyoruz. Bu departmanın iki Lamborghini'sinden biri. Bu aracı kullanan memurlar yüksek hızdaki takipler için özel olarak eğitilmiş. Bu polis treni bu araç için özel şekilde tasarlandı. Diğer polis araçlarının ulaşamadığı hızlara ulaştığımız için aerodinamik bir tren olması gerekiyor. Aracın önünde ise organ nakli için bir bölmemiz var. Polis Lamborghini'si yüksek hızda hem kötü adamları yakalıyor hem de hayat kurtarıyor. Hızlı polisler. Havalı bir şey mi istiyorsunuz? Para sorun değil mi? O zaman Parker kardeşlerle tanışın. Mark ve Shannon Parker görebileceğiniz en inanılmaz yol makinelerini tasarlıyor. Çizgi roman ve filmlerden esinlenen tasarımlar gerçek hayatta çalışabilecekmiş gibi görünmüyor bile. Ama Parker kardeşlerin araçları trafiğe çıkmaya uygun. Tamam, herkes gözlerini kapatsın. Ben daha çok üretimden ve mühendislik kısmından sorumluyum. Shannon daha çok fikir adamı ve tasarımcıdır, bilirsiniz. O hayal eder, ben de gerçekleştiririm. Bu şeyleri tamamen sil baştan inşa etmemiz gerekiyor. Çerçeveler, süspansiyon, gövde, iç döşeme, bilirsiniz her şey. Marcus garajı işletiyor ama tasarımlar burada başlıyor. Ben aslında tasarımcıyım. Ben fikirlerle yola çıkıyorum ve görülmemiş şeyler yaratmaya çalışıyorum. Bilirsiniz. Bunları çizerken çizgi romanlardan ve bu tür şeylerden ilham alıyorum. Kağıt üzerinde yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ve Mark'ın sorunu da bunları gerçekleştirmenin bir yolunu bulmak.
Örneğin bu nötron motoru bir animasyon filminde maket olarak kullanılacak. Peki bu araç gerçek hayatta nasıl çalışırdı? 60 santimlik dev teker boşlukları olduğu için çoğu insan bu projenin inşa edilemeyeceğini söylemişti. Manevraya uygun görünmeyen bir gövde tasarımı var. Dönemeyecekmiş gibi görünüyor ama dönebiliyor. Piyasada satılan çoğu araçtan daha farklı ama görüntüsünü çok beğendiğimiz için bunu inşa etmeye karar verdik. Elektrikli bir motor olduğu için neredeyse tamamen sessiz. Ama gaza bastığınızda motor saatte 160 kilometreye ulaşabiliyor. Yalnız seyahat etmek istemiyorsanız mahallenizde bununla dolaşabilirsiniz. Tumblr'la. Bu uzun zamandır inşa etmek istediğimiz bir şeydi. Çünkü bunu bir filmde görmüştük. Ve en havalı araçlardan biri olduğunu düşünüp bunu inşa etmeye karar verdik. Bu araçta bir adet LT1 motor bulunuyor. Bu bir korvet motoru. Bu şey kesinlikle dikkat çekiyor. Nereye giderseniz gidin etrafınızı insanlar sarıyor ve araçla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorlar. Çok dikkat çekici bir tasarım olduğu için gürültülü olmasını istedik. Bilirsiniz gürültülü olması gerekiyormuş gibi görünüyor. Bu her zaman eğlenceli oluyor. Mahalleyi yerinden oynatmak güzel bir şey. Tumblr komşularınızı korkutmak için yeterli değilse bu canavarı deneyin. Bu olabilecek en büyük tasarım ve trafiğe çıkması da yasaya uygun. Bunun adı Patron. Bir müşterimiz bize gelip en iyi safari aracını istediğini söyledi. Safari'den pek anlamayız ama çok fazla zombi filmi izlediğim için olabilecek en iyi zombi aracını tasarlayacak olsaydım bu olurdu dedim. Ve safarilerde de işe yarayacağını düşündük. Tasarımlar çok çeşitli olduğu için bu tasarımların fiyatlarında da büyük bir çeşitlilik görülüyor. 50-60 bin dolarlık projelerimiz de oluyor. Bazıları ise 1 milyon doları buluyor. İnsanlar bana sürekli inşa etmekten en çok keyif aldığın şey ne diye soruyor. Ben de onlara hep aynı cevabı veriyorum. İnşa edeceğim bir sonraki şey. Benim favorim o. Ve ondan sonraki ve ondan sonraki. Ve de ondan sonraki. Çünkü bizim tutkumuz bir sonraki harika tasarımı yaratmak. Ve tasarladığımız her şeye kendimizi tamamıyla veriyoruz. Kardeşler bir sonraki hayal makinelerini tasarlamaya geçerken, biz Virgil Benton'un Shelby Cobra'sıyla 320 kilometrelik hız sınırını geçmeye çalıştığı Mojave Çölü'ne gidiyoruz. Pisttekilerin dikkatine, pisttekilerin dikkatine. Magnum Mojave yoluna hoş geldiniz. Sürücülerin dikkatine, sürücü toplantısı için buraya bekleniyorsunuz. Amerika'nın dört bir yanında hız tutkunları ne kadar hızlı gidebileceklerini görmek için burada. Çok az insan 320 kilometrelik barajı geçebiliyor. Virgil Benton da onlardan biri olmak istiyor. Evet, biraz tedirginim. Bilirsiniz, midemde kelebekler uçuşuyor. Size yalan söylemeyeceğim, tedirginim. Bu benim sadece üçüncü denemem. Ben çok tecrübesi olan bir sürücü değilim. Tabii tecrübeyle birlikte rahatlık seviyesi de artıyor. Endişelenmene gerek yok. Tabii ki de endişeleniyorum. Gerçekten çok stresli. Birisi bir şeyi gerçekten çok istiyorsa ve bu şey onun tutkusuysa ona hayır diyemezsiniz. Kırbaç gibi geçti. Ne kadar hızlıydı? 397. Tanrım. Hem de motorla. İşte şimdi yeni hedefim belirlendi. Yarıştan hemen önce Craig Virgil'e sıra dışı bir tavsiye veriyor. İkinci vitesle başla. İkinci mi? İkinci vites. Tamam. Hareket eder etmez vites değiştirmeyi düşünme. Bu fark etmez. Hareket eder etmez 10. metrede vites büyüt. Sonra vitesle oynarsın. Tamam. 7000'e kadar yükselt. İkincide 7000, üçüncüde 7000. Dördüncüde de 5'e kadar böyle devam et. Tamam mı? Anlaştık. Tamam, anlaştık. Virgil ikinci vitesle başlamayı hiç denememişti. Kendinden emin görünmüyor. İkinci vitesle başlayacağım. Doğrudan 3'e geçeceğim. Sonra 4, sonra tekrar 3 ve 4 ve 3'e. Oldukça riskli bir manevra. Bir sorun olursa bir şeyler kırılabilir ya da vites kutusu yanabilir. Unutmayın, bu yarım milyon dolarlık bir araba. Bu bebeği görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım bugün 320'ye ulaşabilir. Virgil'in ve Cobra'nın hedefi bu. Virgil'in ilk denemesi saatte 296 kilometreyi buluyor.
Bu en kötü denemesi. Craig'in ikinci vitesle başlama fikri iyi bir fikir olmayabilir. Virgil'in özgüveni sınanıyor. İyi bir fikir olmadığını biliyordum. Çünkü benim arabam onun kobrasından daha farklı. Bugün çok fazla vakit kaybettim. Evet, hayal kırıklığına uğradık. Virgil'in acısını paylaşıyorum. Onun için çok üzüldüm çünkü bunu çok çok fazla istiyordu. Evet, tekrar birinci vitese döneceğim. İkinci vitesle başlamak iyi bir fikir değildi. Bunu biliyordum ama bundan daha hızlı gidebiliriz. Bundan eminim. Virgil'in kobrasını 320 kilometreye ulaştırması için çok yol kat etmesi gerekiyor. Craig'in tavsiyesi işe yaramadı. Virgil bir dahaki sefere kendi yöntemlerini deneyecek. Virgil Benton 1965 Shelby kobrasıyla 320 kilometrelik barajı aşmaya çalışıyor. Amacı kobrasını en hızlı kobra yapmak. Ama ilk denemesi başarısız oldu. Arkadaşının tavsiyesi üzerine ikinci vitesle yola çıktı. Ve en kötü süresine imza atmış oldu. Şimdi Virgil eski yönteme geri dönerek ilk vitesle kalkış yapacak. Virgil gaza basıyor. 301 kilometre. Ama istediği bu değildi. İstediğinden biraz daha aşağıda, biraz daha beygir gücüne ihtiyacı var. Bu bebeği o hıza ulaştırması için biraz daha çalışması gerekecek. Ama o çok yaklaştı. Nasıldı? Bir dahaki sefere. 300 kilometre. Daha iyi ama yine de 320 kilometreden az. Sadece tek bir denemeye yetecek kadar güneş ışığı var. İki arkadaşın birleşip yeni bir plan yapması gerekiyor. Araba iyi gidiyordu. İlk denememden daha iyi formdaydı. Yol tutuşu sağlamdı ve hissiyatı iyiydi. Bana sorarsanız pistteki performansı çok iyiydi. Şimdiki plan fazladan beygir gücü bulmak. Büyüteci getirdin mi? Craig ve Virgil, Cobra'nın 457'lik büyük motorunu hızlandırmak için şanslarını denemeye karar veriyor. Bu riskli bir hareket. Çünkü Virgil'in aracı yüksek devirli olduğundan yanlış zamanlama motora büyük zarar verebilir. Virgil'in en çok sevdiğim yanı yarım milyondan vazgeçmesi. Bu gerçek bir Shelby Cobra ve Virgil onunla sonuna kadar yarışıyor. Bunu görmek çok heyecan verici. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü ona baktığımda iyi bir araba kullanmaktan hoşlanan birini görüyorum. Arabanın sürüşü çok iyi. Araba gerçekten çok iyi gidiyor. Şu an hiç de iyi görünmüyor. Craig ve Virgil Cobra'nın devir sayısını artırıyor ve bu müdahaleyle kalkış hızını yükseltmeyi hedefliyor. Üçüncü deneme. Şanslı sayı. Öyle umalım. Umarım işe yarar. İşe yarayacaktır. Saatte 20 kilometre daha hızlı gitmesini sağlayamayabiliriz. Craig olumlu yorumlarda bulunmuyor. Bu daha iyi olacak. Ne kadar hızlı gideceğini bilmiyorum ama daha hızlı olacağından eminim. Sadece tek bir deneme için vakit var. Ve herkes Virgil'in başarması için nefeslerini tutmuş durumda. Saatte 309 kilometre. Virgil saatte 320 kilometrelik barajı geçemedi ama çok yaklaştı. Evet, ilerleme kaydettik. Doğru yönde ilerledi. Evet, doğru yönde ilerliyoruz. Craig, Virgil'i neşelendirmek için elinden geleni yapıyor. Son denemenden 8 kilometre daha hızlı gittin. Evet, ben de bunu demek istiyordum. Büyük bir risk aldık ama hedeflediğimiz noktaya daha çok yaklaştık. Ve sen oradayken bir motor 366 kilometreye ulaştı. Tanrım, çok gürültülüydü. Evet, neredeyse uçacaktı. Gerçekten mi Craig? Bu Virgil'in ihtiyacı olan türden bir motivasyon değil. Hayal kırıklığına uğramış olsa da Virgil 320 kilometrelik barajı aştığında bir motorun üzerinde değil bir kobranın direksiyonunda olacak. Arabanın bunu başarabileceğini biliyorum. Sadece üzerinde çalışmamız gerekiyor. Doğru kombinasyonu yakalayıp geri geleceğiz. Sonraki sefer görüşürüz. Virgil hezimeti kabullenirken Lord Rayson beygir gücü sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Kuş adam Yari Kosma yeni hızlara ulaşıyor.
Al Jimenez, Camaro'ların kralı unvanını koruyor. Ve Anita Makela, Avrupa pistlerinde rüzgar gibi esiyor. Tütülü hız tutkunumuza gelirsek, Amanda'nın giyim tarzını değiştirmek gibi bir niyeti yok.